Nilüfer'in hayatı da kitap oldu. Nilüfer'in bilinmeyenleri, Kayahan'la ilişkisi, sanat hayatına nasıl başladığı, en çok neye üzüldüğü, onunla Tunç'la beraberliği, çok bilinen ilişkileri, az bilinen kızıyla mahrem hayatı. Nilüfer her yönüyle şimdi hayatını yazan Bircan Usallı Sılan'la beraber 5N1K'da canlı yayında olacak. Evet sevgili seyirciler 5N1K'ya devam ediyoruz. Biraz önce siz şimdi kısmını izlerken bizim ben de Nilüfer'den fırça yiyordum. Çok bilinen ilişkiler, az bilinen ilişkiler. Kayahan'la ilişkiler nereden çıkıyor? Kayahan'la ilişkisizliği aslında tamam, en son peki, öyle düzeltmek tamam. lazım. Hoş geldiniz. Hayırlı olsun. Hepsi bu Nilüfer'in yeni çıkan kitabı. Bircan Usallı Sılan yazmış. Sizin nereden tanışıklığınız var? Fotoğraflara bakıyorum bayağı geçmişe önce gazeteci olarak yıllar öncesine dayanıyor. Hürriyet Gazetesi'nde gazeteciydi hanımefendi. Efendim, o zamandan benimle röportajlar yapardı, tanışırdık. Daha sonra basın danışmanlığı yapmaya başladı kendisi. Evet. Daha sonra birlikte çalışmaya başladık. Sonra hatta bir ara birlikte bir ofisimiz oldu. Ama işte yıllardır arkadaşlarımızla sürüyor. Kitap kimi fikri? Sizin fikriniz mi? Nasıl ikna ettiniz Nilüfer'i bunları anlatmaya? Evet, anlatması lazımdı. Bana anlatması lazımdı. Benden... sonra birisi kandırır diye korktum. Nilüfer'in fikri baskı tamamen. Yaptım. Evet. Yıllardır. Peki evet. Yazılmayan var mı mesela yazıldıktan sonra Nilüfer Hanım İkinci okuyup? İkinci onu 80 yaşından itibaren yazmayı evet. düşünüyorum. Daha çok artık, var o zaman. Artık bu dünyada yapacak hiçbir şeyim kalmadı o zaman. Peki var mı onlar anlatıldı mı? Notlar alındı ve duruyor mu kitaba Yok girmesi? Yok canım. Var ama. Yani onda bilgi olarak var. Bende bilgi olarak var tabii. Ama yok sayılır yani hani evet. Nilüfer'in istemediği hiçbir Bugüne şey Bugüne kadar aslında sizin hem çocukluğunuz var hem Hı-hı. nasıl başladığınız, müzik hayatına girişiniz. Ve benim daha çok dikkatimi çeken sizin özel hayatınızda, daha doğrusu iç dünyanızla ilgili pek çok şey var. Hı-hı. Şimdi böyle kitaplarda genelde hep bir rutindir hani. Genel herkesin bildiği şeyler biraz daha şey anlatılır kişisel hikayelerde. Bunlara girmek çok zordur. Mesela sizin annenizle ilişkiniz çok ilginç geldi bana okuduğumda. Evet. Küs müydünüz? Hayır, hiçbir zaman. Hiçbir zaman küs olmadık ama hani böyle... Ama şöyle diyor, bakın şimdi ben kitabın yadan 88. sayfada diyor tamam. ki Nilüfer o gün babasının öldüğünü öğrendiği gün annesine küstü. Canım küstü derken hani küsmek, hani bir içsel küsmek evet. vardır. Bir de hani konuşmazsınız biriyle. Ben o şekilde öyle anladım. İçsel küstünüz yani küsmek demek ki o yani ben onu bilinçli yapmadım. Daha küçüktüm 11 yaşındayken. Ne bileyim işte babamın öldüğünü konuşulanlardan sanırım. Çıkarttım. Kendi şeyimle, kendi böyle kafamla konuşulanlardan çıkarttım. Büyük bir şok oldu benim için sanıyorum. Ve evet. onu ondan sonra hep kendi içimde yaşadım. Kimseyle paylaşmadım. Annemle de üzüntümü, acımı ve başka ondan sonra hiçbir sıkıntımı. Çekindim anneme söylemekten, ne ondan paylaşmaktan. Çok ilginç küs olmak yani bu bana göre küs olmak öyle değil evet. mi? İçten tabii bir de şey çok eleştiren yani genelde annelerimiz öyledir bizim ama hani Türk annelerimiz anneleri ben de maalesef bazen onu yaparken yakalıyorum kendimi kızıma evet. karşı ama yani çok eleştiren ve böyle işte çocuğun yaptığı şeyi hep beğenmeyen, hep eleştiren, hep nasihat eden bir anne tipi olunca o zaman yani eleştirilirim korkusu. Sanki bütün dünya anneler öyle değil ki. Aynen. Herkesten bir kötülük gelecek. İşte benim annem de öyleydi. Bir endişeyle bakıyorlar. Endişeyle, herhalde çocuğunu koruma duygusu. Koruma duygusu. Ve aslında zamanda... çok şey öğreniyor insan ondan. Yani ilerleyen yaşlarında daha büyüdüğünde fark ediyorum ben. Büyüdükçe fark ediyorum ki hakikaten çok önemli bilgiler vermiş bana aslında. Bilinçaltıma yerleşmiş ama o sırada çok sıkıcı oluyor tabii. Yani o yaşta 14, evet. 15, 16 yaşındayken çok sıkıcı. Siz gibi. Çok iyi yakalamışsınız ama annesiyle ilişkisini ve bayağı da uzun anlatmışsınız. Hatta temellerini hatta biraz Freudian bir girişle var. Hani ta çocukluğundan alıp yıllar içinde gelişimini anlatmışsınız. Şey oldu bu tabii bir masal kahramanı, bir roman kahramanı yaratalım istedik. Yani Nilüfer'in hatırladığı andan itibaren çocukluğunu anlatalım istedik. Nilüfer'i orada bir kahraman gibi gördük. Yani Nilüfer biyografisini yaparken
sanki Nilüfer'i kullandık gibi, bilmiyorum, tuhaf bir şey oldu. Ben evet. O küçük kızı çok sevdim ve Nilüfer'in anımsamalarına da bayıldım. Yani 4 yaşından itibaren işte pusete biniyordum, beni götürüyorlardı. İşte film seyrediyordum, çekirdek yiyordu insanlar falan, bunları hatırlaması enteresan geldi. Bir de benim de annem Alzheimer ve aynı dönem Alzheimer oldular. O ilişkiyi çok yoğun yaşadık ikimiz de. Şimdi bakıyorum ben kitabınızın, ben hepsine tabii birebir gitmiyorum. Aradan sorular soruyorum. Tabii. Çalıştığınız yerlerden. Tamam. 113. sayfada çok güzel fotoğraf var. Nilüfer ilk kazandığı parayla aldığı koltukta yazıyor. İlk parayı kazandınız, koltuk mu aldınız? Ne renkli bu koltuk? Orada siyah beyaz fotoğraf var ama. Yeşil, koyu yeşil. Salona koydunuz herhalde. Nereden kazanmışsınız annemle ilk paranızı? İşte o şeyden kazandım. Bu onu mu kastediyor ilk kazandığı para derken? Yani BMW'den yazarına sonra. Yazarına sormak. Ha şeyi BMW'den mi? BMW'den sonra. O zaman para. İşte 18 yaşındaydı İzmir Fuarı'na. İlk İzmir kez sahneye profesyonel. İlk kez sahneye sahne 18. Çalışması. Kaç lira profesyonel almışsınız? Sahne. Hatırlıyor musunuz? İyi bir para almıştım. Gecede 12 bin lira alıyordum. Vay, büyük para ya. Yani değil mi? O zaman 12 bin lirasını hesapladınız mı acaba bugüne? Ben bilmiyorum ama şey aldım. 0 kilometre 5.20 BMW satın almıştım. Bir geceydi. Yok, canım, canım. Bütün fuar sonunda 20 gün yani şu anda bilmiyorum ne kadar son model bir BMW, ne kadar bilmiyorum vallahi fiyatlarını. Şey. Yani öyle düşünülebilir belki. Ve bir koltuk, yeşil koltuk. Yok canım, yani bir takım eve eşyalar. Eve aldığı ilk eşya. Peki sahneye çıkarken anneniz yanınızda olur muydu? Vardı tabii. Hep yanınızda, kuliste miydi? Yani İzmir fuarına gittiğimizde birlikte gittik zaten. Hatta bir ev kiraladık. Orada kaldık. O yine her zamanki gibi bana yemekler yapıyor. Portakal sularımı ihmal etmiyordu. Hep bana bakmak isteyen, hep bana yedirmek evet. isteyen böyle falan. Evet, şimdi de o koltuğu arkadaşlar ekrana getirmişler. Gayet de havalı bir poz vermişsiniz koltukta. Çok. İşte bu o koltuk, zaman ama şarkıcıyım işte, artık şey yani. Alın teri göz nuru böyle evet, bir şey havası var. Hani koltuğa kurulmuş. Evet. Keşke bir de BMW saçlar ile. Saçlar da afro bakar mısınız? Saçlar şahane ama gerçekten. Demek ki modaymış o sırada. Evet, şimdi o dönem bakıyorum ben. Yine ilginç birkaç detaya gireceğim. Şöyle durun, çalıştığınız yerlerden geleyim. Şimdi siz, anneniz diyor ki o dönem meyveli gazoz içme. Hiçbir yerde verilen gazoz içme. O ilginç geldi bana. Ve siz de diyorsunuz ki yıllar sonra, ya o zamanlar demek ki bir öngörüymüş yani, siz diyorsunuz daha doğrusu. Gerçekten o dönem bir meyveli zaman, gazoz muhabbeti var mıydı? Hani Nuri Alço yani şey. Gazoz muhabbeti hep vardı da hani evet. Yani başka öyle, yerde verilen gazoz. Evet. Hani tanımadığın, bilmediğin yerlerde sana verilen şeyleri içme. Ondan sonra içine bir şey atarlar, bir ilaç atarlar. Allah muhafaza diye öyle sıkı sıkı tembihleri oluyordu. Evet. Yani bu kitapta çok tabii şöyle ki yani cesur bir kitap olduğunu düşünüyorum bunun ve özellikle benim için. Çünkü ben çok şeyim, hani kapalı bir insanım. Çok fazla. Evet, biz sizin hiç magazinde de bilmeyiz. Olmayı seven biri değilim. Hani. Evet. Yani, herkesin her şeyini bilir, sevgilisini, şeyde sizi çok ya az görürüm. Onlar bilinir falan da yani duygusal anlamda kendimi deşifre olan bir insan değilim. Dolayısıyla sebep? Öyleyim, yapı neden? Olarak öyleyim. Genel olarak. Genel olarak öyleyim. Çocukken de öyle bir çocuktum. Ama şey istedim, beni daha iyi tanımalarını istedim. Evet. Zorlandınız mı siz Nilüfer Hanım'ı çözerken, anlattırırken? Yok, hiç zorlanmadım değil mi? Yani ilk başlarda biraz daha ama ilk başlarda daha sonra, biraz daha gazeteci ilişkisi gibi başladı. Yani teybi koyunca yine biraz daha resmi durmaya başladı. Kontrolümü bir gazozlu evet. olay çözüldü herhalde. Evet. Gazoz mu bilmem, birer kadeh şarap mı? Yani o zaman ilerledikçe şey oldu. Şimdi ilginç bir de ben bu tür kitaplarda en çok sevdiğim fotoğraflar ve çeşitli böyle hani mektuplar. Siz hepsini koymuşsunuz. Evet, size gelen evet. mektuplar var. Sizin yazdığınızda bir kompozisyon var. Nilüfer'in birincilik alan kompozisyonu. Evet, evet. Kompozisyonun başlığı çok güzel. Kaç çok yaşında ilginç, yazmışsınız bunu? Lisedeydim. Lise. Hı-hı. Çocuk yetiştirme, ona bizsiz yaşamayı öğretmek demektir. Evet, evet. Yani edebiyat öğretmenimizin verdiği konuydu bu. Evet. Bütün sınıfa konu bu dedi. Herkes yazmaya başladı. Ondan sonra da çok ilginç, çünkü tam şeyden hani ne derler, can damarımdan yakalayan bir konuydu. Çünkü hani
o kadar çok baskıya baskı görmüş, işte her şeyimle böyle ilgilenen bir annem var, her şeyime karışan bir annem var. Bizsiz yaşamıyor. Tam benim konum işte tam bu benim yani. Konum. Ve evet, lisede birinci olmuştu okulda, okul genelinde. Evet, bu kitapla ilgili babanızla olan ilişkiniz de yansıdı sanırım. Anne mi daha baskın, baba mı daha baskın Nilüfer'in hayatında? Bence babanın yokluğu çok baskın. Ya öyle babamla mi? Tabii çok daha mesafeli bir ilişkimiz vardı ama bana olan sevgisini fazlasıyla biliyordum. Ve bunu hissediyordum, bunu gösterirdi de. Ama tabii anneyle hep daha fazla zaman geçirir çocuklar evde olduğu zamanlarda. Yani okul öncesi tabii. Çocuklara özellikle. Ve babamı tabii 11 yaşında kaybetmiş olmam. Dolayısıyla hep ona karşı bir özlemim oldu her zaman. Ayşe Nazlı'yı yetiştirirken çocuk yetiştirme, ona bizsiz yaşamayı öğretmek demektir. Kendinize bir şey yapmaya yapıyor musunuz? Yapmaya çalışıyorum. Ve ona yani sert de olsa doğruları, gerçekleri her zaman söylemeye çalışarak, onları göğüslemeye çalışmasını öğretmeye çalışarak. Yani annemin tam tersi, ama tabii ki yine de kollamaya ve korumaya çalışarak gayret ediyorum. Anneniz hayatta mı? Annem hayatta. Alzheimer hastası annem. Sizle mi beraber? Yani beni tanımıyor. Evet. Benimle beraber. Benim evimde. Ondan beraber yaşıyorsunuz. Beraber. Ama artık beni tanımıyor maalesef. Ne yazık ki. Nilüfer'in Paraya Bakışı diye bir bölüm var. Evet. Şimdi bu sanatçıların paraya bakışı biraz şey hani, Sezen Aksu'da da biraz aynı durum var diye bir durum. İşte Müjde Ar gelip onun bütün paralarının şeyini yaptığını duyduk, takip ettik. Nilüfer nasıl paraya bakıyor? Muş ya da bakıyor. Ben tutumluyumdur. Yani öyle. Öyle mi öyle hani? Öyle, hesabını bilmeyenlerden değilimdir diyorsunuz. Hayır değilimdir. Hiç öyle olmayı da sevmedim. Yani belki ilk yıllar hani o işte insan 17 yaşındayken şöhret olunca, hani kazandığım bütün parayı neredeyse işte giyime kuşama harcıyor insan. Yani istediği her şeyi almak gibi bir şey lüksü oluyor ama daha sonra yaş büyüdükçe tutumlu evet. olmayı. Bir kitabı yazarken böyle bir kitabı en zor kısım hangisi oluyor? Mesela aileyle ilişkisini, parayla ilişkisini yazmak mı, yoksa aşk hayatıyla olan ilişkisini? Vallahi ben bir bütün olarak bakıyorum. Ben daha önce Belgin Doruk'un da Acı Dolu Yıllarını yazmıştım. Onda sohbet ederek yazmıştık. O genel manada etkilenmem çok önemli. Yani paraya bakmasıydı, şeysiydi değil, aşkıydı falan değil. Genel manada beni ne kadar etkiliyor, ne kadar insanları etkiliyor, o önemli geliyor bana. Yani öyle lokal bir seçim yapmıyorum. Evet, Işık Önüoğlu diyor ki kendisini bu kadar bize açan Nilüfer'e çok teşekkür ediyoruz. Kitabı okuduk, gerçekten bu kadar açılacağını tahmin etmemiştik. Evet. Fikirsiz onlar benim böyle... fan klubumun çok seviyorum onları. Hepsine buradan sevgiler yolluyorum. Fan klub mu var? Kaç fan kişi var? Var. Böyle bir şey. İnan ki bilmiyorum. Işık daha iyi bilir. Işık daha iyi bilir. Işık hemen mail at. Kaç kişisiniz? Bakalım bir. Ondan öğrenelim. Sonra onlar benimle ilgili gerçekten her şeyi biliyorlar. Neredeyse yani benim unuttuğum bazı şarkılarımı bile hatırlıyor ama eminim onların da bilmediği pek çok şey çıktı bu kitapta karşılarına. Kitapta da yok ama şaşıran... kitapta da bir takım yanlışlar olduğunu söyledi bana. Evet. Öyle mi? Yani ufak nedir, tefek. Nilüfer yanlış biliyormuş. Yok yok anne. Ufak tefek. Yani resmin yılını fotoğraf mesela. Fotoğraf altlarıyla ilgili falan. O kadar yakından ilgili. Takip ediyorlar. Çok yakından takip ediyorlar. Yani inanamazsınız. Çok çok bu şeker, peki çok tatlılar. Sizi ara sıra ürküttüğü oluyor yok, mu? Yok hayır. Her konserime gelirler mutlaka. İstanbul dışında da olsa. Beni şaşırtan sayfalardan bir tanesi 163'te. Onunla Tunç'la ben beraber olduğunuzu bilmiyordum. Çok kısa bir dönem bir beraberliğimiz bu, yansımıştı. Beraber fotoğraflar bile çektirmiştik ben sandalın içinde. Ben bile hatırlamıyorum. Ben bile hatırlamıyorum. Yani kısa bir dönem olduğu için kalıcı olmadı çünkü herhalde. Ben Onla Tunç adını Sezen Aksu ile özdeşleşmiş evet, bir şekilde daha önce, şey yapıyorum. Daha önce. Daha önce. Evet evet. Böyle birkaç aylık bir gönül ilişkimiz olmuştu. Ama kitapta da anlatıldığı gibi daha sonraki yıllarda çok iyi dost olduk. Yani en sevdiğim insanlardan biriydi. Hatta sizle beraberliğinden sonra Sezen Aksu ile beraber oluyor ve siz bir gece hep beraber Kayahan, siz, tabii Sezen Aksu, onu tutmuş. Sezen Aksu'nun evine gidip tabii, sabah ezanına kadar şarkılar söylüyorsunuz. Tabii onu yaptık. Ajda Pekkan pek şarkıları. Pek çok kez birlikte olduk da hani kitapta belki bir ikisi vardır ama yani... Sezen Aksu'yla aranızda bir kırgınlık oldu mu? Hayır, hayır hiçbir zaman. Çünkü ilginç bir durum var. Siz... Sezen Aksu ile Onla Tunç ilişkisi bittikten sonra Onla Tunç'la bir albüm yapıyorsunuz sanırım. Tabii.
Hatta onunla ilgili Sezen'le konuşmuştum. O da bu kitapta yer alıyor. O izin var. O izin var. Sezen'den izin aldım. Çünkü gerçekten çok önemli, büyük bir aşk yaşadılar onlar. Çok uzun yıllar süren. Ve 10 sene süresi içinde de onunla Tunç bildiğim kadarıyla başka kimseyle çalışmadı. Onun için yani ben tamam biliyordum ilişkilerin bittiğini, ancak yine de hani teyidini almak için Sezen'i arayıp sormuştum. Şimdi Nilüfer, Ajda Pekkan, Sezen Aksu. Benim kafamda hep 3 isim var. Türk pop müziği deyince 3 divası var. Aranızda sizin böyle bir rekabet veren var mı? Çünkü ara sıra hep böyle bir magazinde böyle bunu şey olsun diye böyle bir şey olur. Hani işte, ama bak, bir şey Nilüfer söyleyeyim şöyle, mi? Bak, yani o daha önceki yıllarda belki hani yaşlarımız daha küçükken diyeyim. Onu biraz daha fazla yoğun yaşıyorsunuz ama hani şey değil. Öyle hani işi kötülüğe vardıran, işte başkasının işini baltalamaya çalışan durumda ya da arkasından laf konuşmak şeklinde hiçbir zaman böyle şeyler yaşamadık biz bir kere. Bir de hakikaten insan büyüdükçe iyice bir törpüleniyor, iyice bir rahatlıyor, bir gevşiyor. Hiç yani artık öyle bir şey. Hayır. Pastanın dilimlerini aldınız çünkü önünüze. Herkes rahat dediğiyle. Neyi kastediyorsunuz pastanın dilimleri? Herkes nerede, nasıl, ne şekilde olduğunu bildiği herkes için. Herkes kendi alanını. Kendi alanını, evet. Şimdi kısa bir ara vereceğim. Ardından bu kitabın belki de en çok sayfasında yer alan bir dostluğu ve o dostluğun nasıl büyüdüğünü ve nasıl çöktüğü nasıl hikayesi yok var. Yok olduğunu değil yok mi? Yok olduğu hikayesi var. Kayahan'la sizin şu son yıllarda çok medyaya yansıyan bir şey var. Hep biz bunun olumsuz yönlerini gördük. Evet. Oysa biz bir yandan bu kitapta o dostluğun ilk nasıl temel atıldığını, işte nasıl büyüdüğünü, nasıl şey olduğunu ve o kırgınlığın da ilk kez sizin ağzınızdan nasıl yaşandığını görüyoruz. Gayet açık ve net olarak, ay ben anlattım tabii, net olarak yani bugüne kadar hiç söylemediğim şekilde. Evet, çok neden bunu? Çünkü insanlar hakikaten kimisi çok önemli edenler aradılar. Yani acaba ne olmuş olabilir de bu derece kızmış olabilir Kayahan Bey şeklinde. Hem o soru işaretlerini kafadan silmek istedim ve artık bu sorulara da maruz kalmak istemediğim için net ve açık bir şekilde son kez bu kitapta anlatayım. Biz de kısa bir ara vereyim. Son kez belki de bunu burada konuşalım. Tamam. Aramızda kalsın konuşulanlar. Peki sevgili seyirciler, kısa bir ara vereceğiz. Sanırım kısa bir aradan sonra programımızı en çok izleyecek kişilerin başında da Kayahan gelecektir. Kısa bir aradan sonra Kayahan'la bu dostluğun nasıl büyüdüğünü, nasıl bozulduğunu Nilüfer'le ve kitabın yazarı Bircan'la konuşmaya devam edeceğiz. Kısa bir aradan sonra beraber olacağız. Tam sevecek gibi olmuşken kalbim, tam sevecek gibi yerli kendimi, kilolası beni sanki alevine alırken, ah içimde bir şeyler sönüverdi birden. Nilüfer'le programımıza devam ediyoruz. Nilüfer'le ve Nilüfer'in yeni kitabıyla Bircan Usaldı Sila'nın yazdığı Hepsi Bu. Nilüfer'in bugüne kadar hepsi hayatını anlatmış Bircan. Gayet de akıcı bir şekilde bir roman kahramanı gibi anlatmış. Evet, evet. Şimdi siz Kayahan'la gerçekten çok iyi arkadaşmışsınız anladığım kadarıyla. Çok. Müthiş bir arkadaşmışsınız ve müthiş bir kavgayla ayrılmışsınız gibi bir izlenim edin. İlk ne zaman tanıştınız Kayahan'la siz? Hatırlıyor musunuz? 80'li yıllardı. 80'li yılların başıydı. Zaten kitapta da var. 80'li yılların başıydı. 83 falan gibi. Tabii kitapta var onların hepsi. Merak ederler bu kızlar. Yok şeyde beni bir... Ben söyleyeyim şaka yaptım. Benim bir dönemim var sahneden uzak kaldığım. Yani bir takım sağlık problemlerimle ilgili ki onları da burada anlattım. Çocuk giysileri sattığım bir küçük bir butik açtım o dönemde. Çocuk giysileri satıyorsunuz. Evet. Ve çok keyif alıyordum yani çok. Ne kadar ilginç. Şimdi olsa yine yaparım yani. Şimdi olsa yine yaparım. Ondan sonra o kadar hoşuma gidiyordu. Bir gün Selmi Andak'la birlikte Kayahan Bey birlikte benim o butiğime geldiler. Selmi Bey biliyordu benim o butiğimi. Osman Bey de.
birlikte geldiler, öyle tanıştık. Evet. Sonra arkadaş oldunuz, beraber üretim. Sonra arkadaş olduk, çok iyi arkadaş olduk. Yani konuşmadığımız gün yoktu. Çok sık bir araya gelirdik. O zaman kızı Beste küçücüktü. İlk eşiyle Nur Hanım'la evliydi. Gerçekten hani böyle sabahlara kadar arkadaş süren... Arkadaş mı, aşk mı? Bir aşk yok, falan var mı? Asla. Arkadaşınız. Arkadaş. Evet. Yani kaç yıl? Evliydi. 17, 18, 19. 18 yıl kadar. İşte evet. 82'de başlamış olsa, evet. Nilüfer 84 evet. albümde kar taneleri olduğuna göre demek ki 82-83 gibi tanıştık biz. Evet. Ondan sonra da hangi yıl bitti? Ben yıllar konusunda biraz tarih konusunda zayıfımdır. Yani bu bizim problemimiz ne zaman bitti bilmiyorum. Evet. Ya 20 sene yakın. Evet. Meraklısına Kayhan'la ilgili özel not diye bir özel bölüm koymuşsun. Çünkü, niye böyle bir bölüm koymaya ihtiyacım duydunuz? Çünkü ben çok Kayahan'dan sıkıldım. Ne açıdan? Çok hani, sorulmasından belki. Sorulmasından. Evet, yani o kadar çok soruluyor ki Kayahan'la Nilüfer niye ayrıldı? Yani ben evet bir dönem Kayahan'ın da albümlerinin tanıtımını yaptım. Hani o ikisiyle bir arada çok oldum. O akşam yemeklerinde o yani bir sürü zaman beraber olduk. Ama o arada yaşanan bir kere anlatıldı. Neden bazı insanlar anlamak istemiyorlar nedeni. Hani biz sorulduğunda niye ayrıldılar diye anlatıyorsun. Fakat tatmin olmuyorlar. Ya da tek taraflı soruyorlar. 5N1K kurallarına uyulmuyor. Evet. Artık şey biraz, oldu. Biraz da bu haberler çok tabii kimse. Magazinde iyi oluyor. Hani siz evet, böyle çık tepçe Kayahan açıklama yapıyor. Hop, ama siz evet. açıklama yapıyorsunuz. Hep ben pek olmuyor. Açıklama yapmadım evet. zaten. Benim açıklama yapmaktan hep kaçındım bu konuda. Bu konuda konuşmaktan hep kaçındım. Hep suskun kalmayı tercih ettim. Fakat bazıları da suskun kalmayı benim kabul haksız olmama, kabul evet. ediş sandılar onun suçlamalarını. Oysa ki benim suskunluğum ondan değildi. Benim suskunluğum bu konunun daha fazla medyada yer almaması. Bu konunun yani iki tane ne olursa evet. olsun iki eski dostun, iki arkadaşın o güzel günlerde yine de birazcık kırıntılarının kalmasıydı. Siz özellikle anlatmışsınız. Tek tek hatta evet, ilk evet. nerede kırıldığınızı, nasıl evet, kırıldığınızı. Evet, evet. Ve benim gördüğüm kadarıyla aranıza para girmiş. Öyle olmuş. Kayahan sizden %5 bir şey mi alıyormuş bu? Yıllarca süren ve sizin artık yani bıktığınız işte, bir şey varmış. İşte ben, bunu ben ilk kez gördüm ya da evet, bilinen bir şey mi? Hayır hayır. Ama paradan önce şöyle, affedersin. Hı. Paradan önce hı. hani o seni ben yarattığım şeysi evet, üstündeki baskısı da onu besleyen i̇şte, bir şey. İşte yani galiba. Onlar tabii altını çizerek hep konuşmadım. Hep üstü kapalı konuşulan şeyler evet. oldu. Para mevzusu konuşmayı sevmediğim için hiç oralara hiç girmedim ama ilk kez hani artık bu işe bir nokta konsun diye ilk kez bütün her şeyi net olarak anlattım yani bu kitap için çünkü ben de sıkıldım bu konudan yani yersiz suçlamalarına Kayahan'ın maruz kalmak gerçekten artık beni üzmeye evet. başladı. Bilinmeyen bir şey siz yıllarca bütün şarkılarla ilgili bir sahneye çıkıyorsunuz bir şarkı söylüyorsunuz bunun %5'ini evet. Kayahan'a yolluyorsunuz. Evet. Nerede olursa olsun. Evet. Çok ilginç bir telif müessesesi. Yasal olarak yok. Yasal olarak böyle bir şey yok. Yaptırım yok mu? Zorunluluğu Türkiye'de yok. Bunu yapan başka kimse var mı? Yapılır, ben bilmiyorum. Şey belki birkaç kişi daha olabilir. Hani. Sezen'in bir dönem. Ben, evet Sezen onunla beraberken verdiğini biliyorum. Yani öyle biliyorum evet. ama evet. çok net bilgiler değil bunlar. Öyle duymuştum. Peki siz mahkemelik oldunuz mu Kayahan'la sonuçta? Size bir noterden canım. Şeyler geliyor. Sonra ha tabii. Size bir restleşiyorsunuz anladığım kadarıyla. Bu hikayeyi ben ilk kez derli toplu okuduğum için. Geri adım atmak istemedim ben bu konuda. Çok üstüme şeyle saldırıyla evet. gelindiği için. Kayahan diyor ki sen benim şarkılarımı okuma artık diyor. Tabii canım. Siz de diyorsunuz ki okurum ben. Öyle oldu biraz. Sonra mahkeme ne dedi? İlkinde okuyabilir dedi. Sonra okuyamaz dedi. Okumuyor musunuz zaten? Hayır. Okumuyorum tabii. Yani mahkeme sonuçlanana kadar oldu? En az bir evet, sene oldu. Bir senedir. Bir yıldır Kayahan şarkılarını sahnede okumuyorum. Yani ne kadar üzücü bir şey. Çok da güzel şarkılar. Yani bir de sizin sesiniz de. Yani tamam Kayahan'ın şarkıları güzel ama siz de biraz o şarkıları var eden insansınız. Hani başka bir ses söylese belki biraz. Bu kadar güzel öyle olmayacak yani. Öyle düşünürüz. Teşekkür ederim. Ancak... Biraz derken ben şimdi hani. Evet bu arada. Ya en az %50 %50 diyeyim hani.
Eşit olsun. İşte ben demek böyle ki öyle şey yapmadılar Kayhan Bey o şekilde. Peki siz nasıl görüyorsunuz? Yani bu iki dostluğun bu noktaya gelmesi, ben büyümesi, üzüldüm, şey gerçekten olması. Gerçekten üzüldüm hani, çünkü Kayhan Türkiye şarkılarının Nilüfer'in sesine çok yakıştığını düşünüyorum. Kayhan'ın bu tavrından gerçekten rahatsız oldum ben, yani Nilüfer'in yanında olan biri olarak ve Kayhan'ı da uzun yıllar tanıyan biri olarak gerçekten üzüldüm. Kayhan bunu yapmamalıydı. Mutlaka bir noktada anlaşmalıydılar. Çünkü gerçekten çok güzel şarkılar yapmışlardı. Gerçekten yani bunu inkar edemeyiz. Yapmışlardı ya. Deme sakın. Niye? O yanlış anlı, yapmışlardı deyince sanki bestesini sözünü yaptık, beraber yaptık gibi algılanır. Ama yorumlamak peki, çok değerli. Peki bir boşluk yani oldu mu sizin nasıl hayatınızda? Kayhan şarkıları çıkınca ne oldu? Ya seyirci de bence bir boşluk olmuştur. Ne oluyor yani, mesela bir konsere gidiyorsunuz, seyirciler diyor ki şunu okuyun. Demiyorlar artık, o kadar kibarlar ki, o kadar anlayışlı ve kibarlar ki yani içlerinde belki bir kişi iki kişi böyle bir şey arada ya bilmiyordur konuyu, farkında değildir veyahut da herkes şey mi yapıyor? Denemek için. Sen bilmiyor musun sus? Ama gerçekten çok fazla, gerçekten çok nadir oluyor. Bir barışma ihtimaliniz yok. Benim geri adım atmam söz konusu bile değil. Çünkü neden? Çünkü haklı olduğumu düşünüyorum ve haksızlığa uğrayanın ben olduğumu düşünüyorum. Onun için ve zaten bu kitabı okuyanlar da ben siz bir programda bana daha fazla hak verecekler. Bir programda buluşursun. Aman aman. Neden? Aman aman. Niye ya, ben konuşarak çözebilirim yok, bazı şeyler. Yok. Karşılaşmıyor musunuz hiç? Görünce başınıza yani, çünkü Kayhan Bey'in benim kadar net ve şey doğruları söyleyeceğine emin değilim. O yüzden böyle bir şey asla girmem. Ben programda değil artık onunla bir telefonda bile bunu tartışmayı istemem. Ciddi sanırım. Kavga, yani, kavga öyle geçici bir kavga bunu değil yani. Hani, değil acaba işte bir bu yani ama bu işin yani orada da dediği gibi birikim sonucu da tabii bir noktaya geliniyor. Yani bu yılların birikimi olarak da ben çünkü ona her zaman saygı duydum ve her zaman gerçekten bir arkadaş olarak da sevdim. Yaptığı şarkılara her zaman bayıldım. Hep onun yanında olmaya ve onu ilk dönemlerinde hep destek olmaya çalıştım. Gelinen bu noktada benim geri adım atmam diye bir şey evet, söz konusu bile olamaz. Bu anlatılanlar sansürlü mü? Biraz bir kısmı anlatılmayan var mı? Yoksa yok, Kayhan'la ilgili her şey anlatıldı. Yani ilgili bir sürü ayrıntı belki yani unutulmuştur ama bir takım izlenimler oraya yansımamış. Evet ama hani ama önemli yani o virajı, o virajı almadaki önemli noktalar bu kitapta var evet, o konuyla ilgili. Gerçekten ilginç. Sırf bunun için bile ben en azından pek çok gazetecinin okuyacağına eminim. Bayağı haber var çünkü onları tek tek sormuyorum ben. Biraz daha genel gidiyorum. Ama şimdi Ayşe Nazlı 10 yaşına geldi. 10 siz yaşına ilk geldi. Evlat edindiğinizde evet, kızınızı bütün Türkiye çok takdir etmişti. Tatlı herkes şey olmuştu ve ardından da ünlü gazeteci, televizyoncu evet, Reha Muhtar'la siz bir evet, aşk oldu, yaşadınız evet, ve benim çok hoşuma gitti, bu kitapta da var. Çok detaylı anlatmışsınız. Evet. Reha Muhtar'ın daha sonra sizin aşkınız bitse de, ilişkiniz evet, bitse de Ayşe Nazlı'ya babalık etme evet, sürecini anlatmışsınız. Evet. Çünkü ondan gelen biz ilk küstüğümüzde böyle bir 3 ay falan hiç görüşmedik. Ondan sonra beni bir gün aradı ve yani üzüldüğünü dile getirdi. Ayşe Nazlı baba diyordu zaten evet, Reha'ya ve bu çocuk bana baba diyor ve ben onun babası olmaya devam etmek istiyorum dediğinde ben de bunu düşündüm ve son derece olumlu karşıladım Ayşe Nazlı açısından da ve ilişkileri hala devam ediyor. Ediyor. Reha Muhtar'ın ikizleriyle nasıl İkizleri, araları? Kardeşlerim diyor Ayşe Nazlı. Çok onlarla bayılıyor onlar. Özellikle kız oğlanına bayılıyor. Onlara hediyeler alıyor. Böyle bir durum var yani. Evet, Ayşe Nazlı'yla da güzel bir ilişkiniz var. Çok, ve çok. Bazı çok şeylere çok dikkat ediyorsunuz gördüğüm kadarıyla. Özellikle çok dikkat evlatlık ediyorum. Evlatlık meselesini şey yapmıyorsunuz. O her şeyi bir tabuya biliyor ya da bir şeye hayır, çevirmiyorsunuz. Hayır, o her şeyi kadarıyla biliyor. Bu kitabı da zaten ilk ona imzalayıp verdim. Zaten her şeyi biliyor. Ben ona her zaman açık olmaya çalışıyorum. Evet. Ona dürüst olmak istiyorum. İlk andan itibaren söylediniz. Hani tabii bebekken şey söylemeye başladım. Yani o bilincine yerleşsin diye.
Evet, çok da üzerinde duruyorsunuz. Hatta böyle çok. Şey bir ilginç bir olayı anlatmışsınız. Başka insanların başına da gelebilen. Nasıl iyi bir baba mı? Biz Reyhan Mutlar'ın her şeyini biliyoruz. Gerçi takip ediyoruz gazetelerden, televizyonlardan. Çok iyi bir baba kız ilişkisi var sevgi herhalde. Sevgi ve ilgi gösteren. Çünkü bir öyle bir endişe duymuşsunuz. Ya acaba bu sürekli olacak mı diye ilk başta. Çünkü kolay bir karar değildir bu. Yani bir ömür boyu sürecek bir şeydir. Ve bir çocuğun hayatında da bu kalıcı olmak durumundadır. Yani o başlayan ilişkinin mutlaka hep devam etmesi gerekir. Aksi evet. takdirde çocuk bundan çok yara alabilir. Onun için... Evet. Şimdi ben kitabı okuduğumda Bircan şöyle bir şey düşündüm. Yani Nilüfer'in ne kadar az ilişkisi olmuş diye düşündüm. Baktığınız Niye? Zaman yani aşk olarak biz bakıyoruz şu anda. Herkes 3 gün beraber hop 5 gün ayrılıyor. Onun sevgilisi, onun şey. Uzun böyle beraberlikler yaşandı. Siz daha uzun, daha istikrarlı beraberlikler uzun yaşıyorsunuz. Beraberlikler o anlamda yaşandı. Söylüyorum. Yanlış anlamayın. Hayır. İyi bir şey söylüyorum yani. Hayır canım yanlış anlamıyorum. Yalnız şöyle bir şey var. Yani internette zaman zaman rastlıyorum baktıkça kitapla ilgili haberler neler çıkmış diye. Mesela işte hani fırtınalı aşklarını anlatıyor i̇şte bu kitapta gibi. Yani, değil mi? Veyahut tam işte, tersi yani. Ben yani size... asla bu kitabı yapmaktaki amaç hiçbir zaman sansasyon değil. Yaratmak evet. ya da aşklarımı anlatmak değildi. Evet. Yani beni ruhsal olarak duygusal anlamda insanları. Daha çok insanların tanıması, beni bunca yıldır dinleyen ve beni seven, bana inanan insanların benim korkularımı bilmesi, sevinçlerimi bilmesini, yaşadığım aşklarda neler yaşamışım, nerelerde kırılmışım, nasıl tartışmalar, kavgalarım olmuş. Evet. Onları daha ayrıntılı bilmesini istememdi. Peki. Bircan eline sağlık. Teşekkür gerçekten ederim. Çok akıcı bir kitap olmuş. Evet gerçekten. Sizin de gönlünüze sağlık. Hayatınız da bizim hayatımızı. Bircan'a da çok teşekkür ediyorum. Evet. Çok, gerçekten çok tatlı, çok bir roman tadında güzel bir evet, ben de size teşekkür ederim. Biz de teşekkür ediyoruz. Siz de buna teşekkür ederim. Herkes birbirine teşekkür ederek bu programı bitirelim. Peki çok teşekkürler. Sevgili seyirciler 5'ten 1 kısa bir ara vereceğiz. Ardından programımızı bugün de bitireceğiz.